Allah değil, konu sensin canım. Konu sensin. Allah'tan isteme. Allah vermiş zaten. Sen onu gerçekten istiyor musun? Yani Mirdad'ın, Hazreti Mirdad'ın söylediği gibi, o da başka bir üstad. O da diyor ki Allah diyor bölünmeden parçalanmadan size zatını vermişken daha hala ne istersiniz diyor. O zaman yaptığınız dualar zaten size verilmiş olandır fark etmek. Yine böyle çok böyle sürekli kapıyı çalmak filan. Yani. Kapıyı çalıyorsun, kapıyı çalıyor. Kapı açılmış hala kapıyı çalıyoruz. Bak o tarafa yani. Bu tarafa bak, kapı açık. Kapı açılmış, içeri girmişsin hala kapıyı çalıyoruz. Yani sürekli kelam ile meşgul olmak, kelam duası, evet kelam önemli ama başlangıç olarak. Yani yolda yürümek önemli ama yuvaya ulaşmak için. O zaman o kelamın hale dönüşmesi lazım. Onun için artık şu soruları sormamak lazım. Şu esmayı kaç defa çekeyim filan. Tamam, yeter çekti. Artık o esmanın haline gir. O hali kendinde bir kıvama getir. Kelam önemli. Ama kelamın hale dönüşümü önemli. Fiili dua, kavli dua. Kavli dua önemli ama fiili dua. Demek istediğim, kapıyı çalmaya alışmışız. Kapı açılmış hala kapıyı çalıyoruz. Bir bak bakayım, saraydasın, içeri gir. Allah bölünmeden parçalanmadan zatını vermiş. Allah cömerttir. Konu onunla alakalı değildir. Seninle alakalıdır. Ve kainatta dağınık olarak bulunan akıl, zati olarak latif olan insanda toplanmış ve insan bu akılla hem kainatı hem kendini hem de Allah'ı bilmiştir. Allahu Ekber. İnsan da belirdiğimiz gibi hiçbir şeyde belirmedik diyor. O zaman aslında Allah potansiyelinin kemalde görülmüş olduğu mana insandır. O yüzden der ki insan derken Allah'ın insan ismi ismi azamdır. Allah'ın insan, Allah sonsuzluğun öyle bir meyvesi var ki işte sonsuzluk kendisini o meyvede gösteriyor. O açıdan ne diyor? Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resulüne itiba edilecek. Yani eğer sen tohumla diyalog kurmak istiyorsan ağacı bilmelisin ki meyve verebilesin. O zaman sen de bir tohum olarak, o tohumun bir çekirdeği olarak nice alemlerde meyve verebilesin. Bu kadar cömerttir o. Bu kadar cömerttir o. O zaman işte bize sadece Kur'an-ı Kerim yeter demek ne demek biliyor musun? Bana sadece tohum yeter demek. E toprak yoksa, onu sulayacak çiftçi yoksa ne olacak? Yani tohumdan ağacı kopartmak, Kur'an'dan sünneti kopartmak gibidir. Yani seni ruhun bedeninle, bedenin ruhunla. Bana sadece beden o yetmez. Ruh. Bunlar birbirinin uzantısı. Biz sadece atomda protonu almak istiyoruz. Elektronun Allah belasını versin. Proton yeterli bize. Öyle bir şey yok ki. Proton elektronun devamı zaten. Devamı ve tamamlan bütünü. Allah'a muhabbetiniz varsa Resulüne ittiba edilecek. Yani o da işte Kur'an'daki ilkeler ile sabit. Kur'an bu anlamıyla işte o zaman peygamberin varisine başvurmak lazım. Peygamberin varisleri Kur'an'ı. Onlar kimdir? Alimlerdir. Ümmetimin alimleri benim varislerimdir. Alim. Bugün bir biyolog bir alimdir yani. Bir psikiyatr bir alimdir yani. Değil mi? Bütün bunların hepsi bir mühendis, hepsi Allah'ın yasası, hepsi Allah'ın isimlerini bilim yani. Artık bizim bir anlamıyla geçmişte tarikatlar, o zaman üniversiteleri. Yani tarikatlarda sadece Allah zikirleri falan değil ki, orada bilim de okunuyor medreselerde, astronomi de okunuyor, matematik de okunuyor, fizik okunuyor. O açıdan bu Ramazan, evet Kur'an'ınızı okuyun ayrı ama nota da öğrenin. Ama efendime söyleyeyim bir sanat dalıyla da yani onlar da Kur'an'ın içerisinde bunlar da. İşte biz ayetlerimizi enfüste ve afakta gösteririz ki onların hak olduğunu açıkça görüp anlayabilirsiniz. Enfüsteki ayeti efendim Kur'an'dır. Afaktaki ayeti Muhammed'dir. Ve Muhammed'in Muhammed enfüstedir. Alimler ise afaktadır. Onu da o anlamıyla.
Bütün bunların hepsi Allah'ı bilmiştir. Yani Cem ismidir insan. İleride insanın gelişimiyle ilgili bahislerde teferruatlarıyla incelenecek olmasına rağmen burada tenzih kapısına yönelmeden Allah'ı bulmanın mümkün olmadığını belirtmekte fayda vardır. İnsanı bu kapıya yöneltense La'dır. Tenzih nedir birazdan? Daha sonra geleceğiz. Evet, insanın gelişimiyle ilgili bahislerde teferruatlarıyla. Allah sadece kainatı yaratmakla kalmamış, afaki unsuru olan kainatta göründüğü gibi enfüsi unsuru olan insanda da görülmüştür. Doğa sıkışmış insanı doğurmuştur. İnsan sıkışacaktır, ilahi olanı doğuracaktır dediğimiz şey. Yani doğanın tabiat dört unsurun beşincisi insandır. Ve bu beşi hep bir arada tutan ise Allah ilkesidir. Ve Allah her bir mertebede kendisini bildirir. O zaman mesele mertebesindeki Allah'ı bilmek, yani o mertebenin diğer mertebeyle ilişkisini kurduğumuzda Allah'ı bilmiş oluruz. Bir mertebenin diğer mertebeyle ilişkisini kurduğumuzda harmoniyi, tevhidi, o zaman tenzih ve teşbih arasındaki tevhid nedir? İşte tevhid bir noktada protonla elektronun nötron olan dengesini görebilmek, konforlu sürüş. O katran 260'ı gösterdiği için araba şu anda 80'de ve 90'da bu hızla gidebiliyor. Sıfırı da gösterdiği için 80'de 90'da. İşte ihtinas sıratel müstakim, şehirler arası yolda 80-90, neyse 90, konforlu sürüş, ihtinas sıratel müstakim, denge. Allah sadece kainatı yaratmakla kalmamış, onu yöneten, perde arkasından idare eden de odur. Yani bütün mevcudat varlığını, devamiyetini üst boyuta bağlamıştır. Onunla olmaktadır. Bu olay kara göz oynatmaya benzer. Biz perde arkasındaki oynatıcıyı göremeyiz. Sadece perdedeki gölgeyi görür ve o gölgenin hareketlerini takip ederiz. Halbuki esas iş o gölgeyi oynatanda ve o gölgenin ağzından söz söyleyendedir. Etiketi kaldırdığında arkada kimi görürsün yine? Hep bizim kalıplamışa annem, babam, çocuğum, eşim, malım, mülküm. Onlar etiket. Etiketi kaldır, arkada hepsinde Hakk'ı görürsün yani. Hakk'ın elbisesidir onlar. Hakk'ın zahire çıkmasıdır. Bazen perdeyi kaldırırsın, onun arkasında da her şeyde tabii Hak var da. Yani cehennemin bile yaratılması, şeytanın bile yaratılması, hepsi Allah'ın izniyle tabii ki bunlar. Abes iş yapmıyor. Bazen diyorsun ki işte bir bakıyorsun çok sevdiğin arkadaşının diline, bedenine bir varlık girmiş. O varlık sana saldırıyor. Var böyle musallatlar var yani. Zihnimizdeki kişisel fikirlerin insansal iz düşümleri var. Ama o insan görünümünün arkasında bakıyorsun sana musallat var. Tam böyle bir işe meşgul olacaksın, bir şeye yapacaksın. Bir bakıyorsun o musallat çıkıyor oradan. Aynı arızayla çıkıyor yani. Şöyle bir fraktal zaman ölçeği vardır ya. Aynen onun gibi. Psikolojik, biyoritimsel zaman ölçeğimize bak. Ben hep şeydir yani. Ne zaman enerji böyle yükselir, pıt 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 farklı farklı enerjiler gelir böyle. Ondan sonra enerji düşer, o enerjiler böyle azmaya başlar o kişiler filan. Yani şöyle bir seyri sülûnuza baktığınızda o kişiler sadece o kişiler değildir yani. O kişilerin arkasındaki varlıklar sizin seyri sülûnuza engel olma noktasında bir musallat da olabilir. O açıdan her geleni insan zannetmeyin. Evet insandır o sureta. Ama arkasında o arkadaşınız bile haberi yoktur yani. Hani Gurdjieff'in söylediği şey, içeride binlerce ben var. Hangi ben acaba orada tezahür ediyor? Bir vakit öyle çok yani. Bakıyorsun arkadaş normalde fakat arkada reptilyan babası duruyor yani. Baba reptilyan duruyor. Arkadaşına bak sen çekil işbirliğine girme diyorum. Kimle diyor bana? Ben hesabım onunla yani. Ondan sonra da
başka başka süreçler. Yani suretin ardındaki siret, duyguların arkasındaki arketipler çoğu zaman bizler çatışmalar, kavgalar, savaşlar tamamıyla içerideki bu amigdala kaynaklı kimlik ve kişiliklerin savaşları. Ha, o niye musallat oldu sana? Onu da bilmek lazım. Hak abes iş yapmaz, Allah abes iş yapmaz. Onun aracılığıyla işte özgürlüğe mahkumdur. Belki sen kendi reptilyanından, kendi hırsından sinirlerini onlar aracılığıyla çıkaracaksın yani. Kendi şeylerini onlar aracılığıyla kusacaksın. Esas iş o gölgeyi oynatanda ve o gölgenin ağzından söz söyleyendedir. Evet. Birkaç tane az bir ne kadar zaman oldu? Bir dakika kalmış. Amin. Cümlemize öyle bir çıktı vallahi. İnşallah yarın da birlikte oluruz. Böyle sürpriz denk gelirsek beraber denkleşiriz inşallah. 1,5 dakika ben bunu kayda alıyorum dileyenlerde. Hocam ışığı arkanıza alsanız kameranın ışığına doğru. Tabii. Onu özellikle yapıyorum. Öyle. Kayda alıyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar, muhabbetler.